Selamlar, sevgiler arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlere VLC Media Player'ın ekstra fonksiyonlarından bahsedeceğim. Yani video ve ses oynatmanın yanı sıra video masaüstü kaydetme, MP3 ve MP4 veya farklı format biçimlerde kullanmak isteyince dosyaları dönüştürme gibi özelliklere sahip. Bu fonksiyonlara da bakacağız arkadaşlar. Örneğin acil olarak masaüstünü kaydedip karşı tarafa gönderecekseniz eğer VLC Media Player'da Capture özelliğini kullanabiliyoruz. Open Capture Device, Ctrl-C kısa yolu. Tıklıyoruz arkadaşlar. Capture Device seçip buradan desktop'u seçiyoruz. Frame arkadaşlar 30, 15, 12, 10, minimal 10 olsun. Ben 12 yapıyorum. Yeterli bir oran. Play yapıyoruz arkadaşlar. Record yapıp çekiyoruz çubuğu alta. Şu anda kaydediyor arkadaşlar. Kaydettiğimizi işte kaydettikten sonra File Manager videolar altında görebileceğiz. Burada. Şu stop yapıyorum arkadaşlar. Stop yaptım. Şimdi kaydettiğimizi izleyelim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi. Pardon arkadaşlar. Gördüğümüz gibi arkadaşlar masaüstümüzü gösteriyor. Biraz önce açtım File Manager'ı. Evet arkadaşlar. Kayıt özelliğimiz böyle. Medya'ya giriyoruz. Capture, Ctrl-C klavye kısa yolu. Capture Device. Buradan Desktop'u seçip frame ayarını ayarlıyoruz. Minimum arkadaşlar 10 olsun. 12, 15, 30. Yani çözünürlüğü yüksek isteniyorsa 30 yeterli bir oran. 35 bile olabilir. Fark etmez. 30 veya işte 35. Videonun boyutu da büyüyecektir bu arada arkadaşlar. Söyleyeyim. Ama minimum 10 veya 12 yeterli bir oran arkadaşlar. Diğer bir özellik de arkadaşlar benim elimde masaüstüne hazırladığım medya dosyalarım var. 1 MP3, 1 MP4. Bu dosyalar arkadaşlar farklı formatlarda, çözünürlüklerde çeviri yapmak isteniyorsa, örneğin bir video indirdik. Diyelim uzantısı MP4. Bunu MP3 yapmak istiyoruz. İçindeki müziği seviyoruz veya ayrıştırmak istiyoruz. Buradan arkadaşlar Convert bölümüne giriyoruz. Convert bölümünü seçip MP4'ü MP3'e çevireceğim mesela şu anda. Convert ediyorum. Buradan arkadaşlar Audio MP3 diyoruz. Audio MP3. Hatta özelliklerine girip frekans şeyine bakalım, bitrate'ına. 196 kilobit diyor mesela bitrate. Buradan detaylara girersek eğer mesela Audio 196 diye seçebiliriz. 196 diye seçtik. Video olmayacak. Ses olacağı için sadece ses işaretli. Gördüğümüz gibi. Save diyoruz arkadaşlar. Kaydedeceğimiz yeri gösteriyoruz buradan. Murat diyor. Yani Murat klasörün içerisine. Mesela müzik diyelim. Mesela müzik MP3. Save diyorum arkadaşlar. Start dediğim an MP3 olarak gördüğümüz gibi uzantıyı da MP3 verdi. Burada şu adla kaydedecek. Ondan değiştiremedik. Start diyorum arkadaşlar. Şu an kaydediyor. Yani video dosyasını arkadaşlar MP4'ü MP3'e çeviriyor. Eğer indirdiğiniz bir MKV, FLV veya farklı bir MPEG olabilir. Müzik hoşunuza gitti. Bunu VLC Player üzerinden ses dosyasına dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda çeviri yapıyor. Aşağıya girelim File Manager'a. Evet arkadaşlar, şu anda çevirdi. Burada arkadaşlar. MP3 olarak buraya kaydetti. Videom, Medium Müzik. MP3 olarak kaydetti. Diğer bir özelliği de arkadaşlar, örneğin Convert'e yine giriyoruz aynı şekilde. Eskiyi kaldıralım. MPEG dosyalarıma giriyorum. File Manager medya dosyalarıma. MP3 dosyasını WAV'a dönüştüreceğiz örneğin arkadaşlar. Convert diyoruz. Audio. Bakıyorum buradan. WAV'ı seçiyoruz işte arkadaşlar. WAV burada yok. Burada ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlardan WAV'ı seçiyoruz. WAV'ı seçtikten sonra filtre ayarlarına bakabiliriz. Özelliklerine girelim. Audio Properties özellikler. 128 diyor arkadaşlar. Bunu 128 yapalım arkadaşlar.
Bunu 128 yapalım, aynı kalite aynı olsun. Yükseltmenizde de bir zararı yok. İsterseniz yükseltebilirsiniz. Ama boyut anlamında biraz yükseliş olacaktır. 5 MB ise diyelim ki 10 MB olacaktır. 128'in üstüne şey yaptığımız zaman. Buradan arkadaşlar WAV'ı seçiyoruz filtre olarak. Audio, Encoding Parameters, 128 seçtik. Buradaki gibi aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu convert edeceğiz. Save ediyorum. Buradan seçiyoruz işte. WAV dosya. Müzik. WAV dosya. Enter'lıyorum şimdi. Save diyorum. Start dediğimiz an kaydedecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an kaydetti. Videolara girelim. Burada da WAV. Müzik dosya. WAV. Videoyu MP3'e dönüştürdük. MP3'ü WAV'a dönüştürdük arkadaşlar. Şimdi video dosyamızı, burada MP4 dosyamızı farklı bir videoya çevirelim arkadaşlar. Convert Save. Bunu çıkartalım. Sürükleyip bırakalım arkadaşlar. Convert Save diyoruz. Neye dönüştüreceğiz arkadaşlar buradan? Örneğin YouTube için bir video olabilir. For YouTube SD, HD dönüştürme veya işte MP4. MP4 olarak. Çözünürlüğüne bakalım arkadaşlar. Filtre ne kullanıyor? Buradan filtreyi arkadaşlar neyi seçelim? AVI seçebiliriz istersek eğer. WebM seçebiliriz. MKV'yi seçebiliriz istersek eğer MKV formatında. Video kodeye bakalım. H264. Bunun da mesela özelliklerine girip nedir kilobaytı bakalım. Bitrate 196. Video 196 bitrate var arkadaşlar. Bunu o zaman ne yapıyoruz? 196 yapıyoruz arkadaşlar. Bari 200 de yapabiliriz arkadaşlar. Hiç fark etmez. 200 yapalım. Çözünürlüğü arkadaşlar 1280'e 720 verdi. Eğer ki çözünürlüğü videonun 980'e 1080 ise, 1080'e veya 1024 ise buradan çözünürlüğünü de ayarlayabilirsiniz. Ben mesela 1366'ya 768 diyelim mesela çözünürlük. Yaptım. Kendimi manuel olarak girdim. Öyle istiyorsam ayarlayabiliriz. MKV formatında. Şimdi kaydedeceğiz. Save diyoruz. Kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Murat yani benim belgeler dizimin altında. MKV video. Enter. Start veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzantısı burada arkadaşlar. MKV görünüyor. Start veriyorum. Şu anda diğerlerine göre biraz daha yavaş şey yapıyor. Hareket ediyor. Şu an MKV olarak kaydediyor arkadaşlar. Videolar bölümüne girelim. Bakın görüyor musunuz burada hazır. Şu an MKV olarak kaydediyor. Ben daha önceden bir anlatım yapmıştım. MPS Office'le arkadaşlar ilgili. Onun videosu bu. Elimde o vardı. Onu boyut olarak düşüktü. Onu buraya getirdim. Şu anda arkadaşlar MKV formatında kaydediyor. Daha evvelden ben IPTV ile ilgili VLC Player'den televizyon izleme ile ilgili video anlatımımda konusu geçmişti. İşte VLC Player'ın farklı özellikleri var anlatım şeklinde. Bir arkadaşımın yorumu üzerine abi özelliklerini anlat şeklinde yorumunu gördüm. Böyle bugün de dedim evdeyiz. Malum herkes sağlığına dikkat etsin bu arada. Evdeyiz işte. Tedbir alıyoruz. Tedbirli davranmaya çalışıyoruz. Dedim zamandan tasar. Bunu yapayım. Bu videoyu çekeyim. Ondan sonra şu anda arkadaşlar MKV formatı sıkıştırılmış video dosyasına dönüştürüyor. Biz yeniden adlandırırız arkadaşlar. Böyle kendisi kod atamış ama. Evet arkadaşlar. Bunu aynı isterseniz aynı adla da dönüştürebilirsiniz. Mesela buradan adımı kopyalıyorum. Mesela MKV adına verelim. Şimdi arkadaşlar iki videoyu da oynatalım. MP4 bu. Merhabalar arkadaşlar. Bugünün videosu arkadaşlar. MPS Office'in Windows üzerinde kullanımdan sonra nasıl Türkçe yapıldığına ilişkin. Stop yapıyorum. MKV'yi açıyorum arkadaşlar şimdi burada. Merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar MPS Office'in Windows üzerinde
Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, sorunsuz. Özelliklere girelim. 69 MB. MP4 24 MB. MKV biraz daha fazla olmuş. Onu düşürebiliriz. Ben zaten bitrate'ını 200 yapmıştım, yükseltmiştim. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi yani VLC Media Player üzerinden birçok fonksiyonu kullanabiliyoruz. Masaüstü kaydından dosya dönüştürme durumlarına kadar birçok özelliği var arkadaşlar. Yani sadece bir oynatma player değil, aynı zamanda medya istasyonu olarak, yani bir dönüştürücü convert için ayrıca bir program indirmeden hızlı bir şekilde çözünürlüklerine varana kadar ayarlayabilirsiniz. VLC Media Player'ın kendi capture özelliklerinden, convert özelliklerinden vesaire yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben beğeniyorum VLC Media Player'ı. Bu gibi işlemlerin dahil olması da zaten işleri kolaylaştırıyor. Dolayısıyla gayet başarılı bir oynatıcı. Ben her PC'de veya işte farklı platformlarda kullanılmak üzere bulunması taraftarıyım. Ha, oysa aslında çok var. Mesela Media Player olarak Pod Player var, SM Player var, Power DVD var, var da var. Ama VLC Media Player'ı ben bu anlamda çok fonksiyonlu olduğundan dolayı daha çok beğeniyorum. İşimi görüyor, yıllardır da kullanıyorum. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Şu an masa üstünü farklı tabii uygulamayla çekiyorum Vocals ekranda. Mesela ama istersek dedim, biraz önce gösterdiğim gibi VLC Media Player'de çok detay olmasa da hani hızlı çekimlerde, ani görüntü çekim alanlarında vesaire kullanmak mümkün. Direkt buradan capture ayarlarına girip yapabiliyoruz. Masa üstümüzü seçip capture device desktop frame'i ayarlıyoruz arkadaşlar. Tekrarlayacak olursak 12, 15, 18, 20, 30'a kadar, 35 daha ultra, HD vesaire boyut artar. Onun için bunu minimal tutarsak daha makul. 12, 15 vesaire tekrarlayacak olursak özellikler bu şekilde arkadaşlar. Kaydedilen dosyalar arkadaşlar, belgeleriniz içerisinde video veya işte müzikse müzik vesaire buraya kaydediyor arkadaşlar. Şu an kaydedilenler burada. Kendinize göre dönüştürülen dosyaları anlayacağınız, işte arşivleyecekseniz eğer farklı uzantılarda isimlendirerek arşivleyebilirsiniz. VLC Media Player ile ilgili arkadaşlar detaylar bunlar. Farklı gelişmeler, ağ üzerinden izleme vesaire anlatımları da olabilir. Onlarla ilgili de televizyon yayınlarının içeriği vesaire, onlarla alakalı tekrar bir video daha yapabiliriz. Ama medya ile ilgili olan bölüm, kısım bunlardı şimdiye kadar benim anlatacaklarım. Umarım anlaşılır olmuştur, yararlı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Olursanız sevinirim. Sağlıkta kalın. Herkese iyi günler.